Borcunuzun vadesi bir yıl olduğunda ödemeniz gereken faizi nasıl hesaplayacağınızı öğrendiniz. Peki, birden fazla yıl vadeyle borç almışsanız ne olur? Bir yıl için nasıl hesaplıyorduk? Faiz oranı bölü 100. Bu işlem sonucu 1 liralık ana para için ödemeniz gereken faizi bulursunuz. Bunu ana para ile çarparsanız o ana para için ödemeniz gereken faiz miktarını bulursunuz. Bu anlattıklarımı zaten biliyordunuz. Diyelim ki bir arkadaşınızdan 500 lira borç aldınız. Faiz oranı da %10 olsun. Şimdi lütfen videoyu durdurup faizin ne kadar olacağını kendi başınıza hesaplayın. Ana para 500 lira. Faiz oranı da %10. Yani 10 bölü 100 çarpı 500. Evet bu işlemin sonucunu arıyoruz. Sadeleştirirsek 500 bölü 10. Evet o da 50 eder. Parayı borç aldığınız anda henüz 0 yıl geçmiştir doğru üzerinde sağa ilerledikçe yıllar geçecek. Burada bir yıl geçmiş olacak. Bir yıl geçince ne olacağını az önce hesapladık. 50 lira faiz ödeyeceksiniz. Peki bir yılın sonunda ödemeniz gereken toplam miktar ne kadardır? 500 lira ödemelisiniz ve ona ek olarak da 50 liralık faizi de ödemelisiniz. 500 lira için %10. Peki bir yıl daha geçerse ne olur? O zaman ne kadar ödersiniz? İlk yılın sonunda ödemeniz gerekenleri henüz ödemediyseniz, iki yılın sonunda ne kadar ödemeniz gerekir? İki yıl geçti. Öncelikle ana para olan 500 lirayı zaten ödeyeceksiniz. Buna ek olarak ilk yıldan gelen bir faiz vardı. 50 lira. Ayrıca ikinci yıldan gelen 50 liralık bir faiz daha olacak. Peki bir sonraki yıl ne olacak? 3 yıl geçmiş olacak. Bence ne yazacağımı kestirmişsinizdir. Ana para için 500 lira, geride kalan 2 yıl için 2 adet 50 liralık faiz ve son yıl için de yine faiz ödeyeceksiniz. 3 yıl geçti, 500 lira 3 yıldır sizde doğal olarak geride kalan her yıl için faiz ödemelisiniz. Bir adet daha 50 lira. Bu gördüğünüz düzende artacak. Siz 500 liralık ana parayı elinizde tuttukça faiz ödemeye devam edeceksiniz. Şu aşamada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Buna neden basit faiz deniyor? Hiç de basit görünmüyor. Bunun nedeni her yıl 50 liralık yani 500 liralık ana paranın yüzde 10'u kadar faiz ödemeniz. 500 lira borç alıyorsunuz ve her yıl 500 liraya göre faiz ödüyorsunuz. Peki diğer hesaplama yöntemi nedir? Size borç veren kişi şöyle diyebilir. İlk yıl için bana olan borcun 500 lira. 50 lirada faiz ödersen sorun kalmaz. Ama ilk yılın sonunda hiç ödeme yapmazsan, ilk yılın sonunda borcun 550 lira olacağı için ben de sonraki yılın faizini bana olan borcunu 500 lira değil de 550 lira kabul ederek hesaplarım. Bu nedenle ikinci yılın faizi ne olur? 50 lira olmaz değil mi? 55 lira olur. Bunu nasıl hesapladım? İlk yılın sonundaki toplam borç miktarı 500 lira artı 50 lirada faiz 550 liradır. 550 liranın %10'unu hesapladığımızda ise 55 lira buluruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu borç miktarının artması. Ana paranın sürekli arttığı bu faiz hesaplama yöntemine bileşik faiz denir. Bileşik faiz yöntemini kullanmazsanız her yıl ödenmesi gereken faiz miktarı ilk baştaki ana paraya göre hesaplanır. Değişmez. Bu faiz hesaplama yöntemine de basit faiz denir. Peki biz basit faiz konusunu işlemeye devam edelim. Bir yıllık faiz miktarını hesaplamayı biliyorsanız ve birden fazla yıl için hesaplamak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Bir yıl için hesaplayın ve kaç yıllık faizi hesaplamak istiyorsanız sonucu o yıl sayısı ile çarpın. Bu kadar. Dersin sonuna geldik ama örnek soru görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Diyelim ki 6025 lira borç aldınız. Borç almak için gerçekten tuhaf bir miktar. Neyse 6025 lira aldınız ve yıllık faiz oranı da %10 olsun. Bir yılın değil de 3 yılın sonunda ödemeniz gereken faizi hesaplamanızı istiyorum. Peki. Sayfayı biraz aşağı kaydırıp size bir şey göstereceğim. Ödemeniz gereken faiz miktarlarına dikkat edin. 50 lira, 2 adet 50 lira, 3 adet 50 lira. Örüntü dikkatinizi çekmiştir. İlk yılın sonunda 50 lira ödeyeceksiniz. İkinci yılın sonunda bunun 2 katını ödeyeceksiniz. Üçüncü yılın sonunda da 3 katını ödeyeceksiniz. Bu örüntüyü aklımızda tutarak soruya geri dönelim. 3 yılın sonundaki faiz miktarını bulmalıyız değil mi? Peki. 1 yılın sonundaki faizi hesaplarım ve onu 3 ile çarparım. Soruda 3 yıllık faiz istediklerini bir an için unutalım. Yalnızca bu bölüme bakalım. Bunu nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. 6025 lira borç aldım. Ana paramız 6025 lira. Yıllık faiz oranı da bu. Yüzde 10. Hesaplamam gereken şey bir yıllık faiz miktarı ki onu nasıl hesaplayacağımı biliyorum. Gelin yapalım. Zihnimde görselleştiriyorum. Borç aldığım her 100 lira için 10 lira faiz ödemeliyim. 6025 lira borç almışsam bir yılın sonunda ne kadar faiz öderim? Orantı kullanarak kolayca çözebilirim. Bu iki kesrin oranı birbirine eşit olmalı. Eşitliğin her iki yanını da 10 ile çarparsam faizi bulurum. 6025 bölü 10, evet bu 602 buçuk liraya eşit. İlk yılın sonunda ne kadar faiz ödemem gerektiğini hesapladık. Şuna dikkat etmelisiniz, soruda bulmamızı istedikleri şey bu değil. Soruda 3 yıllık faizi hesaplamamız isteniyor değil mi? 1 yıllık faizi hesapladık. 3 yıllık faizi hesaplamak için yapmamız gereken şey, bu miktarı 3 ile çarpmak. Dilerseniz hesaplayalım. 602,5 buçuk çarpı 3. Yanıt 1807 buçuktur. en azından umarım. Basit faiz hesaplarken verilen yılın bir önemi olmadığını gördünüz. İster 3 yıl olsun, ister 4, ister 5. Çünkü basit faiz yöntemi uygulanacaksa tek yapmanız gereken bir yıllık faiz miktarını hesaplayıp sonucu sizden istenen yıl ile çarpmak. Bir yıllık faizi nasıl hesaplayacağınızı da artık çok ama çok iyi biliyorsunuz. Bir yıllık faizi hesaplayacaksınız ve <laughs> onu nasıl hesaplıyorduk? Faiz oranını bölü yüz चार Ana para işte bu kadar. Faiz oranı bölüyüz. bize 1 liralık borç için ödememiz gereken faizi verir. Onu ana para ile çarptığımızda o ana para için ödememiz gereken faizi hesaplamış oluruz. Formülümüz işte bu ama bu formülle yalnızca bir yıllık faizi hesaplayabilirsiniz. Peki birden fazla yıl için hesaplamak istersek ne yapmamız gerekiyordu? Gayet basit. Kaç yıllık faiz sorulduysa o yıl ile çarpmalıyız. 3 yılı için 3 ile dört yıl için 4 ile en sayıda yıl için n ile. Bir miktar paranın en yıllık faizini hesaplamak için faiz oranı bölü 100 çarpı ana para çarpı yıl basit faiz formülünü kullanabilirsiniz.